Cumhurbaşı onuruyla oynadınız, burunuyla oynadınız. Askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bunun intikamını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın, kimseyi! Nihat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Nihat abi? Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Sağ olun Nihat abi. Bugün gündemde neler var? Evet, biraz laflarız işte ileri geri. Önce bir iki bir şey söyleyeyim. Yani bu Habertürk ile ilgili tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Önce birkaç laf edeyim, sonra lafa gireriz. Yani 24 saat içerisinde Habertürk'te şunları gördüm yani. Onu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi totalitarizm diye bir kavram var. Totalitarizm bütüncül demek. Mutlak güç demek, diktatörvari güç demek. İçinde otoriterizm saklıdır. Ya örnek olay verirsek, pandemi sürecinde hani insanlara evlerden çıkmayın demek, herkese bu total, bütüncül bir bakış, toptancı bir bakış yani. Herkese bir yasak geliyor. Bu orta çağda, diktatörlüklerde falan ama bilim olduğu için, hani sağlığı endişe ettiği için herkes bu kararlara uyar. Ama siyasete gelince o artık Hitlervari, Stalinvari büyük bir totalitarizmden bahsediyoruz demektir. Şimdi bunun ayak izlerini görüyoruz ufak ufak. Yani totalitarizm neredeyse virüsten, pandemiden kalan bir hastalık mı yoksa bizim siyasi bir hastalığımız mı? Bir şey içselleştirmişiz yani, içimize sinmiş gibi. İşte bir hafta önce, 1-24 saat içerisinde şu bahsedeceğim olayların hepsi Habertürk ekranında oldu. Şimdi baroları kapatmak istiyorlar, yeni barolar açmak istiyorlar. Mesela bu baroların bu şekli kapansın çok rahat diyorlar. Yani çok rahat baroların bu şekli kapansın, başka tür bir şekilde barolar açılsın. Çok rahat diyebiliyorlar. Sonra bir olay oldu. Emirgan sahilinde bir çocuk denizde boğuldu. İstanbul'un denizidir. Tedbirlerini alırsın. Orada insanlar denize bir şekilde küçük küçük girer. Yani duba koyarsın, bir şey yaparsın. Değil mi? Merdiven koyarsın. İnsanlar niye Ege'ye gitmek zorunda kalsın ki yani? Ama insanlar ekrana çıktılar. Denizi iptal edelim, denize kimse girmesin, deniz yasakları koyalım. Ya yani bir kişinin boğulmasıyla denize girilmesin, denizi kapatalım gibi yasak koyuyorsun. Sonra yine aynı gün bir şey oldu, bak kapatsın, kapatalım. Hepsi aynı. Aynı gün çocuğun biri sapıkça bir tweet attı. Gerçekten pis ve vahşi bir tweetti. Gider çocuğu bulursun, cezalandırırsın. Ama 24 saat ekranlarda tweet'i kapatalım. Tweet yani. Hemen yani o çocuğu bulalım, cezalansın. Değil mi? O değil. Tweet'i kapatalım gibi bir şey. Aynı günlerde mesela, bir şeyden sonra RTÜK 4 gün, 5 gün, 10 gün neyse Halk TV televizyonu kapatıyor. Ses yok. Yani ona da bir rıza gösteriliyor. Kapat, kapatma. Bir sürü siyasi olayla karşılaştığın zaman Habertürk'teki arkadaşların, yorumcuların, spikerlerin aklına ya da oradaki yorumcuların aklına niye birden kapatalım geliyor? Bu bir kendilerine büyük bir güç mü vehmediyorlar? Bu işin başka siyasal, sosyal çözümleri yok mudur? Değil mi? Bunları pekala yapabilirsin. Ama dikkat ederseniz topyekun konuşma, çabuk konuşma, bir nevi kral otoritesiyle, mutlak diktatör otoritesiyle konuşmayı spikerler öğrenmiş. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bakıyorsun ki adamları içselleştirmiş yani kapatmayı. Oysa fikir, zikir, düşünce, parti, sivil kurum nedir? Bilim adamı, akademisyen nedir? Çeşit kapatmadan, yasaklamadan, sansür koymadan fikirleri ileri sürmek, düzenlemektir değil mi? Ne gelirse gelsin şey yani kapat diyorsun. Yarın çocuğun biri, şöyle bir haber gelirse, işte çocuğun biri erik yedi, boğuldu. Erik yemeyi yasaklayalım. İşte adam karısını dövmüş ya da vurmuş, yani bu hadiseler oluyor. Evlilikleri yasaklayalım. İşte bu totalitarizmin manyaklığı. Şu anda bunu yaşıyoruz. Yani bunu yaşıyoruz. Aklımıza gelen her sorunu kapatalım, sansürleyelim, yasaklayalım diye bir şey çıkıyor. Gizli gizli bir yerlerde duruyor bu. Ve kalkıyor aynı yazar mesela, Fatih Altaylı. Özdemir Erdoğan, DM bir sanatçıdır, güzel bir sanatçıdır. Kendince eleştiriler yapmış, Zeki Müren'i eleştirmiş ya da genç popçuları eleştirmiş. Demiş ki genç popçuları eleştirme. Adam da eleştirmeye devam etmiş. Fatih Altaylı diyor ki, baktım adam bokluyor, yani bu kelimeyi kullanıyor. Affedersiniz, işte sıçıyor demek istiyor. Ben de kalktım çıktım. Şimdi sen bir köşe yazarısın ya da öyle ya da böyle bir sanatçıya. Bu kadar rahat nasıl küfredebiliyorsun? Bu kadar rahat pislik nasıl atabiliyorsun? Kendi ekranlarında iki sefer 80 milyon önünde gaz çıkarma, yerlenme yani. Osurdular. Ve bunu dahi tevil etmeye çalıştılar, açıklamaya çalıştılar. Yani işte mazur görün, burada olur. Yani kendileri şey yapsa bile böyle yerlenseler milletin önünde açıkça, bunu bile mazur görmemizi istiyorlar. Ama toplumda biri birini eleştirirse küfür basıyorlar, yok ediyorlar, sansür koyuyorlar, yasak koyuyorlar. Her şey serbest
Ama kendilerinin yerlenmeleri, kendilerinin açıkça pislikleri, her şey serbest. Başkasına yasak, kendilerine serbest. Niye? Kendilerinde sarayın, iktidarın ya da bu mutlak gücün sözcülüğü gibi ya da bu totaliter gücü içselleştirmişler. Bu tür toplumun nereden nereye, yani nereye evrildiğimizi gençlere göstermek için söylüyorum. Adamlar nasıl bir güç vehmediyorlar? Yasak, kapat. Padişahların, sultanların, diktatörlerin bile kullanmadığı iradeler kullanıyor. İstediği sanatçıyı sustur. Zaten istediklerini çıkartmıyorlar, istediklerini konuşturmuyorlar. Ama kendilerine yerlenmek serbest, her şey serbest ve her şeyde mazur gör. Bu çok ciddi bir şeydir. Yani toplumdaki bu değişim, psikolojik değişimi görelim. Sanki pandemi bize bir şey öğretmiş. Pandemide bilim kurulları ne diyordu? Giymeyin, yapmayın, evden çıkmayın, maske takın. Yani büyük yasaklar aynen siyasete dönüşmüş, evrilmiş gibi. Bunlara karşı söz, fikir hürriyetini, rahatlığı, aman ayarı kaçırmayalım. Bakın, totaliter bir zihniyet ekranlarda nasıl ayarı kaçırarak bir nevi içimize işlemeye çalışıyor. Bunu çok önemli buluyorum. Neyse, günümüzün konusuna gelelim. Tabii dün kıyamet koptu, 2 gün önce. İmamoğlu, eski Ziraat Bankası Genel Müdürü, neydi adamın adı? İmamoğlu, Can Akın Çağlar. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yapmış 8 yıl, 2003'ten 2011-12'ye kadar. Yani AKP iktidarında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yapmış. Sonra da Bankacılık Düzenleme Kurulu'nda üye olmuş. Sonra Sigorta Genel Müdürlüğü yapmış. Yani AKP iktidarı boyunca hiç boşta kalmamış. Bir arkadaşı, bürokrat, yüksek bürokratı yardımcılığına, sekreterliğine atıyor İmamoğlu. Ve yer yerinden oynuyor tabii. Daha önce de bu CEO Koç'un CEO'suydu. Koç'tan gelmişti. Şimdi AKP'den geliyor. Abdullah Gül'ün bürokratı diyorlar. Abdullah Gül istediliyorlar. Öyle laflar var. Ama Babacan'ın bürokratı. Buraya kadar bir şey yok. Buradaki tuhaf durum, Aykut Erdoğdu, Erzurumlu bir arkadaşımız, vekil, mecliste, Kılıçdaroğlu'na yakın. 2012 yılı, 12-13 olabilir. 2013 yılında videosu duruyor. Kalkıyor, bu Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne ve Babacan'a karşı mecliste çok meşhur ve çok ünlü bir konuşma yapıyor. Diyor ki bu Ziraat Bankası, yani İmamoğlu'nun şimdi yardımcı sekreter tayin etti adama. Siz diyor Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kredi batağını yaptınız diyor. 270 milyon euro parayı batırdınız. Bir alışveriş merkezine verdiniz ve bu alışveriş merkezi iflas etti ve bu para yok oldu. Saçını başını yolarak Aykut Erdoğdu konuşuyor. Ne laflar ediyor? Kanımızı emdiniz. Bu kansız düzen, bu kanlı medya düzeni, bu kalleş medya düzeni bunları yazmıyor gibi bir sürü şey. Daha bir sürü de şey anlatıyor orada. Diyor ki siz diyor burada diyor, daha kurulmamış şirketlere krediler verdiniz diyor. Başka şeyler de çıkıyor o Ziraat Bankası ile ilgili. Mesela bir haberde çıkıyor ki KPSS ile memur alma, iş, personel almak zorunda Ziraat Bankası. 15 bin kişi müracaat ediyor. Bu beyefendi kalkıp diyor ki biz KPSS şartı aramıyoruz diyor. Kendimiz imtihan yapacağız. Yani genç çocuklar duysun yani kimleri alıyor, nasıl alıyor. Ve sonra bu adam İmamoğlu da tabii CHP'ye yakın İmamoğlu. CHP'liler, Atatürkçüler bunu desteklediler. Ve bu kredileri batırdığı söylenen 15 yıl, 20 yıl AKP'nin bürokratlığını yapmış bu adamı siz İstanbul Büyük Belediyesi'ne niye sekreter yaptınız? Yani o Tunceli milletvekili vardı, kimdi işte o. Nereden buldun bu adamı diyor. Dursun Çiçek, Hüseyin Aygün. Nereden buldun bu sağcı AKP'li adamı diyor sayın diyor şey İmamoğlu laf atıyor. Canan Kaftancıoğlu daha önce Erdoğdu'yu destekleyen şey yapıyor, tweet'i vardı, onu şey yapıyor, siliyor acilen. Dursun Çiçek kalkıp diyor ki CHP vekili bu da, ben diyor FETÖ'cüler kumpasta tutuklarken diyor karımı diyor Ardahan falan köyüne bu adam diyor gönderdi diyor. Yani işin iler tutar tarafı yok. Rezillik, kepazelik ortada. Bunu açıklayan da yok. Aykut Erdoğdu'ya kalkıyor televizyonlar, siz, biz, ben de yazdığım yazıyla kalk cevap ver. Sen o gün Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonunu yapan adam dedin. Şimdi fikrinden mi vazgeçtin? Kıvırıyor musun? Hala sözünde misin? Ne değişti? Ve bu büyük AKP bürokratının, değil mi? Şimdi ayrıntıya girelim şimdi bu adamı niye alıyor? Çünkü bu adam hesap kitap bilir, dandik işleri bilir, kıvırmalar, hesap boynamalarını bilir, kimlere kredi verilecek bilir, kimlerden kredi alınacak bilir. Yani bu devletin
derin bürokrasisinde hesap ayarlamalarını da en iyi bilen adam. Çünkü 15 yıl çalışmış. Yani bunlar, İmamoğlu bunlar için mi aldı bunu? Hani bir takım şeyler için mi, hazırlık olsun diye mi aldı? Ya da göz göre göre kendisine oy vermiş %25 CHP'li varken, CHP'nin, Atatürkçülerin ağladığı, sızladığı, karşı çıktığı, 15 yıl illallah dediği, CHP'li vekillerin meclise gelip bunlara küfredip saçını başını yolup isyan ettiği bir adamı buraya niye alırsın? Bunlar büyük sorulardır. Bu sorular karşısında Aykut Erdoğan cevap vermiyor. Ve susuyor. Vermeyen sadece o değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyor. Geçiniz efendim diyor. Bu geçilecek bir şey mi? Bunu Abdullah Gül mü sipariş etti? Bu sevdanız nedir? Bu adamın burada ne işi var? Ya da onlarca 20-30 tane tanıdığınız Barış Arkadaş gibi, bilmem ne gibi bir sürü liberal yazarlar var değil mi? Her boka atlayan. Hiçbiri olaya girmedi. Hiç bahsetmiyorlar. Oysa İstanbul Büyükşehir'in sekreteri, kim sekreteri oldu? Büyük bir haberdir. Telebir bahsetmiyor. Halk TV bahsetmiyor. Cumhuriyet bir haber yazdı geçti. O da TV'de Soner Yalçınlar hiç bahsetmiyor. Yılmaz Özdil Sözcü hiç bahsetmiyor. Hepsi görmezden geliyor. Siz yıllarca bu yolsuzluklara karşı çıkmadınız mı? Siz yıllarca bu bankalar nasıl soyuldu, kredileri kime verilir diye 10.000 tane yazı yazmadınız mı? Şimdi niye kalkıp bu atama karşısında bir soru sormuyorsunuz? Ya da belki de atama normal bir atamadır, bilemeyiz. Hani bizim bilmediğimiz iyilikleri vardır adamın, kabiliyetleri vardır. Kalkın söyleyin. Hiç yazan çizen yok. Burada tabii şunu sormak lazım. İmamoğlu bu atamayı niye yapıyor? Başından beri söylüyoruz. Biz bu adamlar sağcıdır. Sağcı zihniyet budur. Sağcı zihniyet bir kan zehirlemesidir. Bir damla sağcı zihniyet damarınızda varsa o ülke yaşamaz, ahlak yaşamaz, cumhuriyet yaşamaz, vatan yaşamaz. Yakın tarihimiz bunların örneğiyle doludur. Biz İmamoğlu'na daha önce söylediğimizde bizi bütün arkadaşlarımız dövmeye kalktı. Bu adam sağcıdır. 1000 tane dairesi olan bu adamın arkasında bulanık bu ilişkiler vardır işte. Bak geldi. FETÖ dönemi temiz raporları vermiş Ziraat Bankası'na. Her şey de açık. Adam diyor bana temiz raporu verdiler diyor. Kendisi de kuzu kuzu ifade ediyor ne olduğunu. Şimdi siz bu adamlarla yola çıkıyorsunuz. Sağcılık. Yani bu sağcı zihniyete karşı bayrak kaldırdık. Ben daha önce de Sarıgül'ü eleştiren çok isyan bayrağı açtım Sarıgül'e karşı. Murat Haznedar'a karşı isyan bayrağı açtım. Ekmelettin'e karşı isyan bayrağı açtım. Ve İmamoğlu da ortaya çıkınca ben, o da TV'deydim, 11 senedir yazıyordum. Ve İmamoğlu da bizi çerez gibi, figüran gibi İmamoğlu'nun arkasında onun reklamcısı gibi kullanmaya kalktılar. Ve biz karşı çıktık. Bin tane dairesi olan ve FETÖ döneminde Samanyolu'nda konuşan bu adamın Trabzon'daki geçmişini de ailesini de bilen bir insan olarak anaplı bir aile biliyoruz. Müteahhit, Laz müteahhit. Bu adamlardan başkan olamayacağını söyledik. Ama bize sümük gibi kenara attılar. Dışladılar, selamı sabaha kestiler. Hatta ben 12-13 yıl Leman dergisinde sağ zihniyeti anlatan yazılar yazdım. Türkiye'de sağ zihniyeti en çok eleştiren adam benim. Binlerce makalem var. 12-13 yıl Leman dergisinde ben bunları anlattım. Leman'daki arkadaşlar İmamoğlu desteklediler, beni dışladılar. 6-7 yıl Sky'da 130'a yakın program yaptım. Çok güzelen programlardı. Onların hepsi İmamoğlu destekledi. Benim gibi arkadaşlarına selamı sabaha kestiler. Halk TV'nin en zor günlerinde 4-5 yıl yüzün üstünde 200'e yakın program yaptım. Onlar da selamı, hatta bana iftira attılar ekranlarından. 11 yıl Oda TV'de çalıştık, onlar da aynı şekilde. Ve çalıştığımız, yazdığımız her yerde daha önce selamımız olan, sabahımız olan herkes, arkadaşlar, Trabzon dernekleri toplandı. Bize laf atıyor, bize laf şey yapıyor. Bizi böyle defterden silen bilmem ne, kabadayı laflar ediyorlar bize. Niye? İmamoğlu'na bayrak açtığımız için, söylediğimiz için. İşte buyurun. Abdullah Gül'ün, Babacan'ın, Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi operasyonu, kredilerini batırmış adam, İmamoğlu tarafından genel sekreteri ilan edildi. Hadi kalkın Kılıçdaroğlu cevap ver. Aykut Erdoğan cevap ver. CHP'li vekiller cevap verin. Sizler diğer vekiller, liberaller, ekranlarınız var. Telebiriniz, Halk TV'niz cevap versin. Yok. Eğer siz AKP'nin yolsuzluklarından bunalmışsanız ve bunlara karşıysanız sizin olmamanız lazımdır. Çünkü ahlak her şeyden büyüktür. Ahlak senden de büyüktür, benden de büyüktür. Ahlak partiden de büyüktür. Ahlak istikbalimizden de büyüktür. Ahlak Nihat Genç'ten büyüktür. Ahlak Sözcü Gazetesi'nden büyüktür. Ahlak Yılmaz Özül'den, Soner Yalçın'dan, Telebir'den, Merdan Yanardağ'dan, Halk TV'den, Ayşenur Aslanlar'dan hepsinden büyüktür.
Ahlak olmasa ülken olamaz, vatanın olamaz, sözün olamaz, fikrin olamaz, partin olamaz. Ve sen daha şimdiden, daha ilk günü. Bu bir fragman. Parça gösteriyorlar yani. İmamoğlu biraz iktidarını pekiştirdiğinde daha nelere atacak, kimleri nerelere yerleştirecek, Türkiye'ye nasıl yol verecek, tıpkı AKP'nin serüvenleri gibi nerelere, hangi kapılara çıkacağını kendileri de biliyorlar. Bu çok açık. Bunun karşısında insanların sessiz kalmaması lazım. Siz sessiz kalıyorsunuz. O halde AKP'nin yolsuzluklarına, AKP'deki tarikat ihalelerine, cemaat ihalelerine ve tecavüzlerine sessiz kalanlardan niye rahatsızsınız? Daha siz bismillah bir yılını doldurmadan sessiz kalıyorsunuz. Ne diyordu Aykut Erdoğdu? Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi yolsuzluğunu yapan, batıran, Babacan, Ziraat Bankası Genel Müdürü diye bağırıyordu. Saçını başını yoluyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuş, isyan ediyordu. AKP sıralarına saldırıya geçiyordu. Şimdi o bağırdı adam, İBB'nin genel sekreteri. Bunları hatırlıyor. Bizden başka konuşacak yok mu? Bir de biz mi deliyiz? Niye bizden başka konuşan yok? Niye bizden başka dile getiren yok? Niçin sessiz kalıyorsunuz? Cumhuriyet Gazetesi, yazarları, cumhuriyetçi yazarlar, daha önce de HDP işgilisine, ittifakına, Çağdaş Düşünce Dernekleri, Atatürk Düşünce Dernekleri, Çağdaş Kadınlar Derneği, Cumhuriyetçi Kadınlar, hepsi el birliği yaparak sessiz kaldılar. Yani bunlar sessiz kaldığı için zaten CHP, Atatürkçülerin hepsini soyutlayıp, dışlayıp, kovup bambaşka bir adamların eline geçti. Şimdi ortada bir İzmirli teyze kaldı. İzmirli teyze temiz, samimi, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir kadın. Bu kadına PKK'yı savundurttular. Kaptancıoğlu'nu savundurttular ve savundurtturuyorlar. O PKK'lı, HDP'li, herkesi buna, bu pis, vahşi öğretmenlerimizi, mühendislerimizi öldüren PKK'lar dahi o temiz Atatürkçü insanlara sırf CHP'nin geleceği için, iktidar için savundurtturuyorlar. Savunmayın, konuşun. Diyetinizi verin. Bedel ödeyin. Aykut Erdoğdu nereli? Erzurumlu. Ben de anne tarafından Hasangadeliyim. Hasangade Türk tarihi, Türk Osmanlı tarihinin en sert eleştirilerini yapmış hiciv ustası, divan şairi Nefi'nin memleketidir. Nefi, biliyorsun, çok sert konuştuğu için idama gönderdiler. Ama aynı Hasangade, yani Nefi değil mi? Adam sözünü esirgemedi, şimdi idama gitti. Aynı Hasangade, ajan, siyanın piçi, FETÖ'nün de memleketi. Şimdi Aykut Erdoğdu tercihini kullanmak zorunda. Kimden yana? Tercih sizin. Şimdi divan edebiyatında çok güçlü adamlarımız var. 17. yüzyılda sosyal ve siyasi eleştirileri yapabilmiş. Hani divan edebiyatını bazen burun büker beğenmeyiz ama Urfalı Nabi gibi çok güçlü sosyal eleştiriler yapan vardır, siyasi eleştiriler. Ama aynı divan edebiyatı dal kavuklarla da doludur. Dal kavuklar. Urfalı Nabi olmak var, Nefi gibi olmak var, dik durmak var. Değil mi? Bu topraklarda Kul Nesimiler var, Seyit Nesimiler var, Pir Sultanlar var, Yunus Emreler var, Ahi Evrenler var. Bunlar gibi Allah'tan başka kimseden korkmadan konuşan Hallaçlı Mansurlar var. İnsanlardan olmak var, bir de bu dal kavuklardan olmak var. Sessiz kalmak. Bin dairesi olan sağcı zihniyetten bir adamın Türk Cumhuriyet tarihinin yaptığı en büyük yolsuzluğun yapan adamı sekreterde yatıyorsun ve susuyorsunuz. Tercih bunların. Pir sultanlardan mı yanasınız? Nesimilerden mi yanasınız ki vahşi şekilde öldürmüşlerdi dereleri soyularak? Değil mi hepsi? Niye? Eğilmedikleri için. Kimsenin önünde lafını geri almadıkları için. İnsan oldukları için. Kendinden sarayına da padişahına da meydan okudukları için. Ama siz dal kavuklar gibi bir yerdesiniz. İmamoğlu'nun dal kavukluğu bir yerindesiniz. İmamoğlu kimdir? Kimdir bu adam? Daha önceki yardımcısı Koç, Cumhuriyet tarihini 70 yıldır yemiş, soymuş, bütün teşvikleri almış. Koç'un CEO'sunu getiriyorsun. Şimdi o emekli ayrılıyor, yerine bunu getiriyorsun. Göremediğimiz neler var da, şimdi bu görüneni söylüyorum. Tayin ediyorsunuz ve bunun yerine Tele1'den Merdan Yanardağ susuyor. Halk TV'deki herkes susuyor. Yılmaz Özdüller susuyor, Süner Yalçınlar susuyor. Hepsi susuyorlar. Niçin susuyorsunuz? Ahlak ülkeden de büyüktür, senden de büyüktür, benden de büyüktür. Ahlaklı insanlar her dönemde konuşabilen insanlardır. Siz bugün bu atamalara susarsanız,
yarın hangi FETÖ atamaları, hangi FETÖ'nün gene nereye yerleştirmeleri konusunda sessiz kalırsınız. Çünkü FETÖ liberalleri kandırarak, ne kandıracağı, birlikte işbirliği yaparak liberallerle hepimizi baskı altına aldılar. Bütün medyanın baş köşelerine geçtiler ve herkesi susup bastırdılar. Ve sonra paçavra, yalan, iftira, binlerce belgeyle gelip milletin üstüne baskı oluşturarak, kandırarak, adliyeleri, hakimleri tutarak, değil mi? Türkiye'yi, Türk ordusunu tasfiye ettiler. Yarınlarda da aynı şey olmayacağını nasıl söyleyebiliriz? Nasıl iddia edebiliriz? Daha siz bugünden susuyorsunuz. Yarın beni alacaklar, yine susacaksınız. Yarın seni alacaklar, arkadaşlarım susacak. Vay, vardır burada bir şey. Ya, ateş olmayan yerden diye girersin lafa. Bunlar utanacak şeylerdir. Aykut Erdoğdu'nun, Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi lazımken gülüp geçiyor. Ve hala cevap vermiyorlar. Bunca liberal, kendine liberal diyen, bugün Halk TV'yi Tele1'de konuşan ve destekleyen yazarlar. Hiçbiri çıkıp konuşmuyorlar. Yılmaz Özdil'i, Soner Yalçın'ı, öbürü, Cumhuriyet yazarları. Hiçbiri kalkıp konuşmuyor. Burada nedir? Bağımsız yazarlık. Ne kadar önemli bir şey, değil mi? Bağımsız. Niye konuşamıyorsunuz? İmamoğlu sizi niye gebe mi bıraktı? Ne borcunuz var bu adama? Ne yaptı bu adam? Nesi büyüledi sizi? Nasıl kandırdı sizi? Siz 50 yıldan beri Mustafa Kemal, Cumhuriyet, ahlak, idealizm, namus, yoksulluğa karşı savaş veren insanlar değil misin? İşte şimdi Babacan ve Abdullah Gül'ün adamı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarını yapmış. En şaibeli bankası, Ziraat Bankası. Ne diyor Aykut Erdoğdu buna bağırırken? Türk çiftçilerine, zavallı, yoksul, fakir, Türk çiftçilerine küçücük paralar vermesi lazım gelirken, teşvikler vermesi, krediler vermesi lazım gelirken çiftçiye para vermeyip bu alışveriş merkezlerine para verdiniz diye üstüne gidiyordu. E söyle, şimdi kalk söyle, niye konuşmuyorsun? Demek ki muhalefette adam yokmuş. Demek ki muhalefetin dizaynında sıkıntı var. Aynı şey devam ettikten sonra Kel Hasan. Yani Tayyip'ten sonra da aynı şeyler devam edecek demektir. Daha bugünden şeyi gösterdiniz, yolu gösterdiniz. Nereye gideceğini, evrileceğini gösterdiniz. Zaten Nefi dediğin insan da İdam'a giderken bunu söylüyor. Diyor ki zaten diyor. Baktım diyor İdam'a giderken son sözleridir, mealini söylüyorum. Baktım diyor bu dünyada adam yokmuş diyor. İkinci mısrası. Adamdan anlayan adam da yokmuş diyor. Adamdan anlayan adam da yoksa dert etme diyor Nefi diyor. Farz eyle ki bu adam yoksa zaten dünya yoktur diyor. Bu dünya, bu alem hiç yokmuş. Eğer siz konuşmayacaksanız muhalefet yok demektir. Siz susacaksanız ahlak yok demektir. Ahlak yoksa, muhalefet yoksa, bağımsız yazarlar yoksa varsın Türkiye hiç olmasın. Bu dünya, alem hiç olmasın. Şimdi programı yaparken arkadaşlardan bir haber geldi. Biz de izledik. Bir Aykut Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Diyor ki Aykut Erdoğdu Bey, Can Akın Çağlar için o bizim üstadımızdır diyor. Çok temiz adamdır diyor. İmamoğlu'na ben tavsiye ettim diyor. Yani FETÖ döneminin en bulaşık karışık kredilerini vermiş ve böyle söyledi adam için. Şimdi üstadımızdır diyor. Çok temiz adamdır diyor. Sonradan konuştuk, anlaştık diyor. Aykut Erdoğan'ın açıklamaları da bu. Buyurun buradan yakın. Dün ne, bugün ne? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Boş ver, kapat gitsin. Onuruyla oynadınız, gururuyla oynadınız, askeriyle ve hukukuyla oynadınız, cumhuriyetle oynadınız. Türk milleti bunun intikamını alacak. Milli iradesiniz, bu halkın çocuklarısınız. Kimseyi eleştirmekten korkmayın. Kimseyi!